Bazen mesel diye, bazen masal diye söylenir. Gerçeklere misal diye söylenir. Kimisine ibret olur kıssalar, kimi tınmaz ensesine bassalar. Söyleyenler çoksa dinleyen yok demektir. Varsa beni dinleyen, masal saati geldi demektir. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken, eski hamam içinde. Anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Biri kaptı maşayı, öbürü kaptı meşeyi. Dolandım, durdum dört bir köşeyi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi derken kaftanın ardında buldum kendimi. Orada minik bir kaplumbağa karşıladı beni. Merhaba, ben Küçümen dedi. Anlatmaya başladı ormandaki hayvanlarla hikayesini. Bizim minik Küçümen'in yaşadığı orman yemyeşil ağaçların, masmavi göllerin, şırıl şırıl derelerin aktığı, türlü türlü hayvanların yaşadığı kocaman bir ormanmış. Ormandaki hayvanlar bir gün toplanmışlar. Bizim artık kendimize bir kral seçmemiz lazım. Hiç kralsız orman olur mu? Demişler. Serçelerden minik bir serçe. Cik 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 cik. Ben çok tatlı bir serçeyim. Bu tatlılığımla tüm ormanı dize getirebilirim. Tavşan gelmiş. Ama ben bu ormanın en hızlı hayvanıyım. Her yere çabucak yetişirim. Bence kral ben olmalıyım. Ortalık birdenbire karışmış. Herkes kendisinin kral olması gerektiğini iddia etmeye başlamış. Ormanın en yaşlı, en tecrübeli, en uzun boylu hayvanı zürafa. Arkadaşlar, bu böyle olmaz. Eğer kendimize bir kral seçeceksek bunu oylama yaparak yapmalıyız. Demiş. Bu fikre bütün hayvanlar bayılmış. Hemen hazırlıklara başlamışlar. Seçmen sandıkları, oy pusulaları, seçim kağıtları derken sıraya geçmişler. Oylarını tek tek kullanmışlar. Oylama bitmiş. Sıra sayıma gelmiş. Matematiğinin iyi olduğuna güvendikleri için sincabı getirmişler sandık başına. Başlamış saymaya. Saymış. Ve sonucu açıklamış. Sevgili arkadaşlar, en çok oy alan kişi ormandaki en güçlü kişi. Evet, hepimiz oy birliğiyle ormanın en güçlü kişisi olan aslanı kral seçmişiz. Herkes alkışlamış. Aslan da bu duruma çok sevinmiş. Gelmiş ve arkadaşlarına, sevgili orman ahalisi, beni kral seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra ormandaki her şey benden sorulur. Ben çok güçlü bir kralım ve sizi bütün kötülüklerden koruyacağım. Bundan sonra dalından bir yaprak düşse bile benim haberim olacak. Demiş. Orman ahalisi güçlü bir kralları oldukları için içleri rahat bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Masallarda zaman çabuk geçer. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Yaz geçmiş, güz gelmiş. Ilık bir sonbahar sabahı bizim minik küçümen çıkmış evinin bahçesine, başlamış güneşlenmeye. Yakında kış mevsimi gelecek. Öyle güneşli bir havayı zor bulurum. D vitamini de kabuğuma çok iyi gelir diye düşünürken diye bir yaprak düşüvermiş önüne. Bizim küçükhan bunu görünce çok heyecanlanmış. Güneşlenmeyi falan unutmuş. Başlamış koşmaya. Koşmuş. Tavşanla karşılaşmış. Tavşana bir yaprak düştü dalından. Bunu aslana haber vermem lazım. Fakat çok yoruldum demiş. Tavşan, olsun ben çok genç ve enerjiyim. Hoplaya zıplaya giderim deyip düşmüş yollara. O da heyecanla o kadar hızlı koşuyormuş ki tilkiyi fark etmemiş. Bizim açık göz tilki seslenmiş tavşana. Hayırdır tavşan kardeş, böyle telaşla nereye gidiyorsun? Tavşan demiş ki, bir yaprak düştü dalından. Düşmanlar sarıyor dört bir yandan. Bunu haber vermek lazım aslana. Tilki bunu duyunca aslanın da gözüne girelim diye düşünerek
hızlıca koşmuş, koşmuş, koşmuş ta ki geyikle dostlaşana kadar. Geyik böyle bir afallamış. Aman Allah'ım neler oluyor? Tilki iyi misin? Diye sormuş. Tilki iyiyim iyiyim de. Neler oldu bir bilsen. Bir yaprak düştü dalından. Düşmanlar gelmiş her bir yandan. Aslan'a haber vermezsek neler olacak neler. Geyik de heyecanlanmış. Bu sefer o başlamış koşmaya. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Ta ki ormanın o masmavi gölüne gelene kadar. Hay Allah ben buradan nasıl karşıya geçeceğim şimdi diye düşünürken. Okulumu pek çok bırak bırak bırak. Diye. Evet, ormanın en güzel sesli hayvanı olan kurbağanın sesini duymuş. Hemen onun yanına gitmiş. Kurbağa kardeş, kurbağa kardeş. Sen burada böyle mutlu mesul şarkılar söylüyorsun ama neler gelecek başımıza? Biliyor musun bir yaprak düşmüş dalından. Ya aslana haber vermezsek düşmanlar saracak her bir yana. Bunu duyan kurbağa üzülmüş. Şarkı söylemeyi bırakmış. Hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya yüze yüze karşıya geçmiş. Orada serçeyi görmüş. Başlamış olanları serçeye anlatmaya. Serçe uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gökyüzünde uçarken kartalla karşılaşmış. O da kartalı anlatmış. Kartal da heyecanlanmış. O da kanatlarını açmış, açmış. Göklerde süzüle süzüle uçmuş. Fakat kartal da çok yorulmuş. Aşağıya inmiş. Bizim Kirpi Hanım'ın evinin önüne. Kirpi Hanım da çocuklarına öğle yemeği için ekmek yoğuruyormuş. Aa demiş kartal sen uzun zamandır gelmezdin buralara. Hayırdır inşallah hangi rüzgar attı seni buraya? Al şu sıcacık ekmeklerimden bir tane ye de soluklan. Kartal ekmeği almış ama bir yandan da anlatmaya başlamış. Ah Kirpi Hanım, vah Kirpi Hanım neler oldu bir bilsen. Bir yaprak düştü dalından. Düşmanlar sardı her bir yandan. Ormanın içindeler. Bunu aslana haber vermek lazım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kirpi Hanım bunu duyunca hemen içeriye gitmiş. Ellerini 20 saniye boyunca musluğun altında yıkamış, yıkamış, yıkamış. Havluya kurulamış. Geçmiş aynanın karşısına saçını, başını, dikenlerini düzeltmiş, düşmüş yolda. Aslanın yanına varmış. Ah aslan, vah aslan. Neler oldu bir bilsen. Bir yaprak düşmüş dalından. Düşmanlar sarmış her bir yandan. Duydum ki seni öldürecekler. Alacaklarmış tahtını elinden. Bunu duyan kral, aslan kral, çok kızmış, kükremiş. Nasıl olur bu? Kirpi Hanım, nereden çıkıyor bu haberler? Kimler uyduruyor bunları? Deyince Kirpi Hanım, bana bunu kartal söyledi. Hemen kartala haber verilmiş, kartal gelmiş. Aslan bu sefer ona kızmış. Ey kara kartal, sen utanmıyor musun böyle yalan haberler söylemeye? Deyince kartal, bana bunu serçe söyledi, serçeye sormuşlar, kurbağa söyledi derken bu haberi ilk veren kişinin bizim minik küçümen olduğu ortaya çıkmış. Küçümene haber salınmış. Küçümen kendinden emin adımlarla düşmüş yollara gelmiş aslanın karşısına. Aslan hala çok sinirli. Tüm orman hayvanları merakla bekliyorlar ve korkuyla çünkü aslan çok sinirli. Aslan sormuş küçümene. Küçümen demiş, niçin sen böyle bir haber çıkardın ortaya? Küçümen de masum bir şekilde. Ama aslan kralım demiş. Sen kral seçildiğin gün yaptığın toplantıda demiştin ki bir yaprak düşse bile dalından haberim olmalı mutlaka benim. Ben de zannettim ki yaprak düşünce dalından seni edecekler tahtından. O yüzden sana haber vermek istedim. Deyince bizim aslan aslında bunun çok masum bir şey olduğunu, küçümenin hiçbir kötü niyeti olmadığını anlayınca tüm orman sakinlerine şöyle demiş. Beni çok sevmeniz, bana bu kadar bağlı olmanız beni çok mutlu etti. Fakat
anlayıp dinlemeden her şeye inanmamanız gerekir. Bir yaprak düştüyse dalından, sonbahar geldiği için düştü. Sizi bir daha böyle yanlışlar içinde görmeyeyim. Bu seferlik sizin hepinizi affediyorum. Affedildiğini duyan orman sakinleri mutlu, mesut bir şekilde evlerine dağılmışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de bizim minik küçümene. Bakın burada minik küçümenin yanında zürafa arkadaşım var. Sizler de büyüklerinizden yardım alarak oyuncaklarınıza çeşitli giysiler, boncuklarla çeşitli süs eşyaları yapabilirsiniz. Sevgili çocuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın.